Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, Grönland, öyle hızlı bir şekilde erimeye başladı ki, küresel ısınma aniden dursa bile, buz tabakasını yenileyemeyecek. Grönland'ın erimesinin okyanus seviyesini, ne kadar yükseltebileceği de tahmin edilemiyor. Son yıllarda küresel ısınmanın getirdiği sonuçları, çıplak gözle görmeye başladık. Dev buz kütleleri sıcaklık sonucunda eriyerek, okyanus seviyesinin artmasına yol açtı, iklimlerimiz değişti. Yapılan birçok araştırma ise en kısa sürede, önlem almaya başlamazsak bu durumdan geri dönemeyeceğimiz sonucunu, göstermeye başladı. Fakat National Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, diğer çalışmalara göre daha da olumsuz bir sonuca, varılmasını sağladı. Çalışmaya göre Grönland'daki buz tabakası, artık geri dönülemez bir biçimde eridi. Peki bu ne anlama geliyor? Çalışmanın vardığı sonuca göre, küresel ısınma şu dakika itibariyle, aniden ortadan kalksa bile Grönland, eski halini kazanamayacak. Bunun sebebi ise Grönland'daki buz tabakasını oluşturan, yıllık kar tabakasının buzulların erime hızıyla kafa tutamayacak hale gelmesi. Araştırmacılar, çalışma kapsamında Kuzey Kutup bölgesinde 200'den fazla buzulu, 2018'e kadar 40 yıllık sürede elde edilen, uydu verileriyle incelediler. Verilerin incelenmesi sonucunda ise araştırmacılar, buz tabakasının erime hızının, kar yağışına fark attığı sonucuna vardılar. Grönland'a yağan kar, buz tabakasının üstünü kaplayarak, tabakanın erimesini yavaşlatabiliyordu. Ancak şu anda okyanusların da ısınmasıyla birlikte, Grönland'ın daha da hızlı buz tabakası kaybettiği keşfedildi. Dolayısıyla kar yağışı artık tek başına, Grönland'ı korumak için yeterli olmamaya başladı. Grönland, şu andaki verilere göre, okyanusa her yıl 280 milyar ton eriyen buz ekliyor. Bu da Grönland okyanus seviyelerinin, yükselmesini sağlayan en büyük fiziksel, kaynak yapıyor. Araştırmacılar, Grönland'ın öyle hızlı eridiğini söylüyorlar ki, okyanus seviyesinde yaşanacak yükselme, artık tahmin edilemiyor. İklim krizinin ciddi boyutlarda buzulların erimesine, yol açtığına dikkat çeken yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık 14 bin yıl önce Avrasya buz tabakasının erimesi, okyanus seviyesini 8 metreye kadar yükseltti. Nature Geoscience'da yayınlanan çalışmaya göre, günümüz Grönland buz tabakasının içerdiği su miktarının, yaklaşık 3 katını barındıran devasa Avrasya buz tabakası, hızlı bölgesel ısınma sonucu sadece, 500 yıllık bir süre zarfında eridi. Norveç Bergen Üniversitesi'ne bağlı araştırmacı ve, çalışmanın başındaki isimlerden Joe Birendrian, Avrasya buz tabakasının erimesinin, geniş bölgesel sıcaklık dalgalanmalarıyla, çakıştığını söyledi. Birendrian, analiz edilen buz tabakasındaki örneklerin, o dönemdeki Grönland'ın üzerindeki atmosferin, 10 yıl içinde 14 dereceye kadar ısındığını, ortaya çıkardığını ifade etti. Araştırmacı, bu sıcaklık artışının, buz tabakasının erimesi ve çöküşünün, ana itici gücü olduğunu düşünüyoruz dedi. O dönemde de küresel ısınma yaşanırken, kutuplardaki kısımlar diğer bölgelere göre, çok daha hızlı ısınıyordu. 4.6 milyar senelik dünya tarihinde, 5 büyük buzul çağı yaşandı. İskandinavya bölgesinin büyük bir bölümünü kaplayan, Avrasya buz örtüsü yaklaşık 33 bin yıl öncesine dayanan, son buzul çağında bulunuyordu. Bugün ise Grönland buz tabakası, rekor hızda eriyor. Sadece 2019 yılında, 560 milyar tondan fazla buz kütlesi kayboldu. Okyanus seviyelerini 6 metreden fazla yükseltebilecek kadar, donmuş su içeren Grönland, 1990'lara kıyasla, 6 kat daha hızlı eriyor. Bilim insanları, Kuzey Kutuplardaki ve Batı Antarktika'daki buz tabakalarının, karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına rağmen, erimeye devam edeceğinden endişe duyuyor. Birendrian, Avrasya buz tabakasının deniz bazlı bölgeleri, aniden ortadan kaybolduğu ve geri dönmediği için, araştırmamız bu fikri destekliyor diye konuştu. Geçtiğimiz yıl Nature Communications'da yayınlanan bir araştırmaya göre, gerekli önlemler alınmazsa, küresel düzeyde su seviyesi 2100 yılına gelindiğinde, toplam 2 metre yükselmiş olacak. Araştırmaya göre bu senaryoda, 187 milyon kişi yaşadığı bölgeleri, terk etmek zorunda kalacak. Küresel ölçekte Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin, 3 misli büyüklüğünde bir toprak kaybı yaşanacak ve, hayati önemde olan bazı tarımsal araziler, su altında kalacak.